Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Program güzel. Sürpriz çıkan atlar da var. Beklediğim atlar var. Onları aktaracağım. Umarım onlar da iyi koşular çıkarır. Bizleri de mutlu eder. Tabii bizler mutlu olursak sizler de mutlu oluyorsunuz ki önerdiğimiz atlar kazandığında. Birinci koşu Plasya başlangıcıyla başlayalım. Şart 4. Burada Ankara'dan getirilen 3 nolu safkan. Dragon Flame. Bu safkan hani çok sıkıntılı değilse normalde kazanır. 3. Ya birinci olur ya ikiliye girmez. O sıkıntı var. Bu şart 4'te 3 nolu safkan için. Plasenizi yanına bir at daha eklemenizi tavsiye ederim. 1-2 şart 4'te 1-2 olmuşlardı. 2 ön planda kalmıştı. Mesafe 2'ye gitti. 2'yi yazmanızı öncelikle öneririm. 3 nolu safkanın yanına. Tabi 1 de 2'ye ciddi anlamda yaklaşmıştı sprintte. Diğer atlar satış atları yani 3-2 yeterli görmekteyim plaseler için. İkinci koşu altılı başlangıcı. Handikap 16, handikap 1. Ve mesafe uzadıkça yukarıdaki atların kazanma potansiyeli düşer. 2-3 gibi atlar, 1 gibi atlar. Şartı incelediğimde buraya İstanbul'dan getirilen bu grupla pek yakından uzaktan alakası olmayan 9 nolu Kerem'im. Dün Şanlıurfa'da da vardı. Aynı bu şekilde çıkan safkan. Şartın atı, şartın tekiydi ilk ayakta. Ne yazık ki at sonuncu falan yani. Yarışta alakası yok atın. Biz tek olur diyoruz. Bakmamıştı. 9 Kerem'im. Yani grup yeterli. Fazlasıyla gruba fazla bir at. Çok rahat kazanmasını beklediğim bir safkan. Hani gelin görün ki Arap yarışı. Hani öyle kolay değil. Her dediğimiz keşke olsa. Tek olma özelliği çok yüksek. Kerem'in risk etmeyi seven arkadaşlara 9'u tek olarak öneririm ilk ayakta. İkili bağlanır. Bakın çifte bağlanır. O riske girilir. Çünkü plase sürpriz durumunda. Bu ata benzer bir at. Sürpriz tabii. Ganyanlı gelir. 12 nizipli kalkan. Burayı tek kullanmıyorsanız 12'yi mutlaka yazın. 11 hür adamı yazın. Handikap 16'nın atlarıdır bu şartta. 12, 11, 12 özellikle gene sürpriz bir koşu yapma potansiyelini barındırıyor. Kalan gruptan 8 Güneş Kral, 4 Son Emir. Artık taramanızı tavsiye edeceğim 8-4'ten sonra. 10, 6, 3, 2 beklemesem de ilk ayak Arap grubu, handikap 16, çeşitli sebepler. Hani tarayacak arkadaşlara, hatta diğer atlardan varsa sizin gördüğünüz, benim göremediğim. Hani buralar, bu şart böyledir. Ya bulduk bulduk ya bulamadık ya. Yani öyle bir durumu var bu şartın. 9. Kerem'im, çok iyi bir yarış bekliyorum. Yarış göstermişler Antalya'da. Sentetik atı bu at, kum atı değil. Jokeyini artırdılar. Galopları yeterli. İstanbul'daki sentetik yarışlarını yapsın. Kolay ayırır bu grubu. Kalan gruptan da 12'siz yapmayın derim. Yani tek kullanmıyorsanız 12'yi mutlaka yazın. Hatta 11 hür adam dahil. Bunlar da ganyanlı gelecek. Buranın çok güzel sürprizde kalan safkanları oldular. Üçüncü koşu şart 3. Dört yukarı Arapların şart 3'ünde. Dalga geçmiyorlarsa Yiğit Batuhan son yarışında bu at tökezledi arkadaşlar. Yani Jockey ile beraber ciddi anlamda çıkışta tökezleyip düşme tehlikesi yaşadı. Tercihliği aldılar o yüzden 13'e. Ve dalga geçmiyorlarsa bu at bu gruba geçilmez. Kapriz'in arkasından ikinci kalmış. Kapriz şu anda ülkemizde koşan Arap atları içerisinde diyeceğim de neyse karıştırmayayım öbür taraflarını. Bir numarası. Onun arkasından ikinciliğe girmiş ki bu mesafeleri koşan Yiğit Batuhan. Ya buralarda bu handikap atlarına biraz kısa vade atları da var içeride. Bunlara geçilmesi normal değil. Yani bizi kandırmıyorlarsa ilgilileri. Hatta arızalı falan çıkmadıysa o tökezlemeden falan rahat kazanır. Tek olur Yiğit Batuhan. Yarıştır diyelim. Tercihli start gene tökezledi çıkmadı. Yani yattı çamura battı diyelim onun olur safkan tek atmayalım tamam. O zaman da 3 ve 9'u önereceğim buraya mutlaka yazın kuponları.
Normal koşularda 10 arkası 3-9 birinin girme potansiyeli var ikiliye. 9 gayet %3'lük bir yat gayet güzel sürprizde kalmış. 3 ve 3 onun arkasına 9 ve 3'ü bekliyorum bakın ikili olarak da. 10 yoksa yarışta 3 9 haliyle 7 ve 1 olur safkanlar, AGF'ler onları da yazarsın. Bir apranti 7 onun da bir tersliğini gördüm. Şart 4, şart 5 yarış gördü, 7 değildi bu at. Şart 4'teki yarışı. Yani burada da değişkenlik gösterir tabii ki. Yaz alıp bizde olsun tek kullanmıyorsak. Ancak 10 geçilirse bizde de dalga geçiyorlar demektir. Başka bir izahı yok 10 nolu safkanın geçilmesi durumunda. Ben de. Dördüncü koşu handikap 15 handikap 2. Burada da ekürülere rakip bulmakta çok zorlandı. Yarışın hani diğer AGF'leri 2 ve 1 nolu safkanlar ağır kilolular. Handikap 2 şartına da uyar bu ağır kilolu atlar. 1 ve 2 tabii ki olsun. Yazılır. Tek kullanmıyorsak ama. Normalde bu iki ekürüden yeti eski toprak ekürüsüne geçilmişti uzunda. Gene ekürüsünün geçme potansiyelini barındırıyor. 7-5-5-7 arkadaşlar. 2 ekürü. Yani mesafeyi çıkınca bu iki ekürü enteresan koştular. İyi dereceyle bitirdiler. Öyle kötü dereceyle falan da değil. Hala net olarak kazanırdılar. Tek kullanmayalım. At ya da AGF'leri yazacağız. Yani 1-2 Kara Korsan'la AGF almış biraz. Çok ön planda tutmasam da uzunda yok bu at. Yani diğer atlar artık. Munzur. Yengiz ekürlerinden Munzur. Bu da bir AGF aldı ama sonra kayboldu. Grubun kaliteli atlarından. Arap grubu. Her şey olur. O mantıktan gidersek yazılır. Yoksa ekürlerin kazanması ve tek olması gerekir. Bu grubu yine 1-2 yapmaları gerekir hatta. Yani o kadar gördüğüm safkanlar olur. Risk almayalım derseniz diğer atlardan bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ediyorum. 5. koşu kısa vade 8 dişi. 4 gün arayla koşan Real Petek satıştan bir aldılar atı. Vallahi etinden sütünden sonuna kadar sakatlığına kadar koşacaklar bu atı kayılır. 5. Tek kullanmayınız. 4 gün arayla tekrar bir daha yarışta. Burada arkadaşlar 7'ye dikkat edelim. Adana'dan başarılı geldi bu at. İyi yarışla geldi. 4 yaşında genç at. 7 Contuyus mutlaka kuponlarınızda, kurgularınızda olsun. Grubunda en kaliteli atı yarışta kazanmaya bence en yakın safkan. 1. İmal etmeyin derim 1 nolu safkanı. 4 mesafeye çıkıyor. Ne koşacağı tam belli değil. 2000'lere pek çıkmıyor bu at. Koşar. Hani gene yazılır. 4-5 mecbur AGF. Beklemiyorum 5 nolu safkanı. Diğer atlardan beklentim yok. Bunlar arasında geçer. Beklediğim 7 sürprizi 1 bu atları ihmal etmeyin. Hani tek olur demek kolay değil 7 kontinüs ama iyi koşmasını bekliyorum. Burada bırakayım en güzeli. 6. koşu maiden'ı. Yüksek AGF 4. Burada bir at önereceğim. 11 süper güç. Ben kurgularınızda olsun derim. Bakın. Hatta tarayacak arkadaşlara da itiraz etmem. Maiden maiden'dır. 4'ün kazancı 277 bin. İkincilikleri o yüzden aldırıyorlar. Bir üst tarafta bir yarışta var ve berbat tabii. Çıkmayabilir maiden'lar. Öyle kolay tek değildir. Bu tip maiden'larda tek kolay kolay kullanmayız. 11 benim favorim. Üzerine çuval bağlasanız kazanır Arap atları. Hani aprant, yamak 0. Onlara falan katiyen girmeyin. Üzerinde bir yazılı bir isim varsa, ilk defa da yarış biniyorsa apranti yamak 0, ona yani şans mutlaka tanıyın. O atlardan biri kazanmasını bekliyorum. Kurtel yetiştirmesi bu gruba fazlasıyla yeter bu safkan. 11 süper güç. Geçeceği safkan tabii 4 olacak ilk etapta. AGF 4-11-11-4-11'i tutuyorum. Sonrası herhangi bir at AGF'lerine bakmaksızın valla tarayın derim. Nereye kadar gider? Şuraya kadar gelsin derim. Çok at yazacak arkadaşlarımıza. 4'ün yani temel sebebi, at yazdırmamın temel sebebi 4 nolu safkanın bunun gibi atların genelde bilerek ve isteyerek meydandan çıkmamalıdır.
Çıkarlar, kazanırlar. Kazanırlarsa biz de olsun, biz yazalım ama tek kullanmamanızı tavsiye ederim. İsterse bu gruba 50 boy atsın. Atar mı? Kalan gruba 50 boy atar. O kadar abartmayayım ama 10 boy atar. 4-11-11-4. Kalan gruptan inandığınız varsa eklemenizi yapınız. Arap meydanı her şey olur. Geçen buradan da at geldi bakın. Şu hiç olmayan yerden at yarış kazanı. 7. ve son koşusu. Handikap 15, handikap 1, kısa mesafe İngilizleri. Yani normalde kolay gibi gelir ama mesafe kısa olduğu için de zorlaşmış yarış. Çok dengelenmiş gördüm. Ve yeni koşacak atlar var burada. Böyle istekli olacak atlar var. Daha güzel telaffuzu bu olur. Hedef yapılır. Biraz bakım falan yaptılarsa 12 Tangül Hanım. Bunlar 15 ile Rayo ile beraber Ice-T mesela. Ice-T ikinciliğini aldı. Bu atlar hedef yapılır bu tip şartlarda. Giderler yarışa, iyi yerlerde bitirirler. 12 %2'lik bir at değil, grubun kaliteli atı görürseniz. 15 de aslında %3'lük at falan değil. Atı çok beğendim. Biraz mesafe uzun olsa Rayo için daha fazla şeyler söylerdim. Yazalım arkadaşlar, bu tip gruplar müsaittir bunlara. Bu atların gelmesine. 12 mutlaka olsun. 15 Ganyan'ı gelir. 7 AGF zaten. Son yarışından sonra burada favori çıkar. 8 AGF çıkar. Geçen Sabırlı Körpe yarış kazanmıştı. Kumu koşarsa 11. Bu şarta uyan Safkan 10. Gene bu şartın atlarından. Çok at. Mecbur biraz da çok at gideceğiz. 8-6 yazılacak Safkanlar. Bu yeşile boyadığım atları birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. Handikap 2 olsaydı favorim 1 ve 3 olurdu. Handikap 1 olunca bunlar tabelaya kalsalar da 1, 3, hani bu kadar at yazdık AGF'lerden yatmayalım. İhtimalleri var. Yazılır. Hani 1, 3. Seridayın kumunu görmedim. Islak pist olacak, yağmurluydu Antalya'mız. 2, 4, 5 artık. Bu grup bakın çok dengeli ve birbirlerini geçebilecek atlardan oluşuyor. Gününde olan yarış kazanacak. Şarta uyanları söyledim. İlk etapta artık yukarı doğru çıktıkça kalan gruptan tercih ediniz. Hani son ayaktan da yatmayalım. O yüzden şuralar pek gözüme takılıyor. Bunları da işaretini yapayım. En azından son ayağın ne kadar zor olduğunu göstermek istiyorum. Tabii az at yazalım mı? Az atla riskli gireceksek eğer 12 mutlaka olsun. Bakın 12 Tangül Hanım olsun, cepte dursun. 12'den sonra dilediğiniz kadar bütçeniz oranında at eklemeyi size bırakayım. En güzeli bu. Antalya bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar güzel Antalya'mızdan herkese saygılar, sevgiler, hoşçakalın.